Hazırsanız başlayabilirim arkadaşlar. Merhabalar, hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Maalesef dün hem vaka sayısındaki dramatik artış ve ilk korona vakasından gelen ölüm haberiyle birlikte hepimiz bir kez daha üzüldük, bir kez daha yasa boğulduk. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz ve bundan sonra bu haberin alınan ilk ve son koronavirüsten kayıp haberi olmasını ümit etmek gerekiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor tarafımızdan da. Bu ilk ölüm vakası ile ilgili Sayın Bakan'ın yapmış olduğu Çin teması vurgusu daha önce yapılan bilgilendirmelerle çeliştiği için dikkat çekici bir hususa dönüşmüş durumda. Sayın Bakan bundan önceki son açıklamasında yani 47'ye çıktığını açıkladığında da saydığı ülkeler arasında bir Çin teması yoktu. Bu hayatını kaybeden vakanın teşhis konulduğu gün hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Ya da bu konuda daha önce yapılan testlerin negatif çıktığı halde klinik tablonun belli olduğunun ve daha sonra yapılan bir doğrulama testiyle ölümle birlikte bir vakanın koronadan kayıp olduğu noktasına geliyor. Bu konuda Sayın Bakan'ın hem ölen kişinin ismi hem de öyküsü açısından şeffaf bir bilgilendirme yapması hem sağlık çalışanları açısından hem belli meslek grupları açısından hem vakanın bulunduğu coğrafya açısından ve orada alınacak ilave tedbirlerin tartışılması açısından son derece kıymetli. Çünkü daha önceden yapılan ifadelere dönüp baktığınızda Çin teması bugüne kadar ifade edilmemişti. Yani sadece bir gün önce ifade edilen 47 vakanın içinde dahi Çin'den bahsedilmezken bugünkü Çin teması, bu sefer Beyoğlu bölgesi ve o bölgedeki esnaflar ve o bölgede görevini yapan bazı meslek grupları açısından da tartışma ve endişe yaratmış durumda. Burada tam bir şeffaflığa ihtiyaç var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Sağlık Örgütü'nün monitorizasyonu gibi vaka sayısı, iyileşenlerin sayısı ve maalesef hayatını kaybeden vatandaş sayısının açık, şeffaf ve hızlı güncellenir bir şekilde ortaya çıkması son derece önemli. Ayrıca bu hayatını kaybedenlerin konusunda gerekli bilgilendirilmemenin yapılmasının da birçok cenaze işlemleri ve bununla ilgili bir takım kaygıları, bir takım şüpheleri ortaya çıkarıyor. Bu konuda Sayın Bakan'ı işin bu boyutunda da şeffaf ve etkin bir iletişim yürütmeye davet ediyoruz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Koronavirüs İzleme Komisyonu tarafından sağlık alanında alınması gereken tedbirlerle ilgili yaklaşımlarımızı, önerilerimizi ifade etmiştik. Kamuoyunda da büyük kabul gördü ve ciddi şekilde de tartışılıyor. Bugün yine bazı önerilerimizi ve yaptığımız çalışmalardan bilgi vermek istiyorum. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nden Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Merkez Yürütme Kurulumuz ve MYK'nın yanında Koronavirüs Takip Komisyonu'ndan 5 kişilik bir heyetle Dünya Sağlık Örgütü'nün sunumunu dinledik. Bu dakikalarda da Türk Tabipleri Birliği'nin sunumu aynı salonda dinleniyor. Bununla ilgili parti sözcümüz gerekli bilgilendirmeleri genel merkezden de yapacak elbet. Ama ben Korona Takip Komisyonu'ndan 5 arkadaşımızla birlikte ve benimle birlikte 6 kişinin de Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü sunumunu dinlediğimizi ve o konuyu Türkiye'deki gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcileriyle tartıştığımızı ifade edeyim. Ve temel bir talebi tekrar etmek gerekiyor. O da şu, Sayın hem Faik Öztürk dile getirdi, hem ben dile getirdim, hem Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Ekonomik Sosyal Konsey'in bir an önce toplanmasını bekliyoruz. Acilen toplanmalıdır. Sanayiciler, esnaflar, çiftçiler, serbest meslek erbapları, Türk Tabipleri Birliği, doktorlar, sağlık çalışanları ve bütün bunların bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey 11 yıldır toplanmıyor.
Bugün toplanmayacaksa ne zaman toplanacak? Anayasada Ekonomik Sosyal Konsey'e atıf var ve bu konuda gerekli hukuki düzenlemeler mevcutken bunun toplanmamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Yine dün yaptığımız bir çağrıyı sürdürerek devam edeyim. Aile sigortası, krizin en çok yoksulları vurduğu ve bu pandeminin de Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi en çok yoksulları tehdit ettiği noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz bebeği projesi aile sigortasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vicdan sahibi tüm milletvekillerine emanet etmiş durumdayız. Artık aile sigortası bizim bir seçim vaadimiz olmaktan çıkmış. Bugünkü salgında yoksulların umudu haline gelmiştir. Bunun hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Bu konudaki samimi çağrımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. Diğer yandan işsizlik sigorta fonu ki birazdan değineceğim ama Türkiye'de büyük bir hata yapılıyor. İşsizlik sigorta fonu duble yollarda da kullanıldı. Farklı farklı noktalarda da ilk akla gelen saldırı alanı. İşsizlik sigortası içine devletin, işverenin ve çalışanın ayrı ayrı para attıkları emekçinin kumbarasıdır. Ve işsizlik sigortası olarak kullanılması lazımdır. Başka şekillerde kullanılmasını bugüne kadar hep eleştirdik, bugün de eleştiriyoruz. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan torba yasanın, görüşülmekte olan torba yasanın 16. maddesinde dahi işsizlik sigorta fonunu KGF ve işletmelere kullandırılması ile ilgili düzenlemeler var. Kredi garanti fonu ve işletmelere kullandırılması ile ilgili düzenlemeler var. Bunu doğru bulmuyoruz. Bizim işsizlik sigorta fonuna bugünlerde ve bundan sonraki günlerde emekçinin kumbarasına ihtiyaç duyacağımız çok önemli günlerden geçiyoruz. Çok sayıda kişinin işsiz kalma endişesi var. İş yerleri alınan kararlar gereği durduruluyor, çalıştırılmıyor ve bundan sonra da bir takım kanuni önerilerle dile getireceğimiz işsizlik sigorta fonunun işçi yararına kullanılacağı günlere gelirken siz bunu kredi garanti fonu, varlık fonu ya da işverenlerle ilgili bir takım teşviklerde kullanmaya kalkmanız doğru değil. İşsizlik sigorta fonundan derhal ellerin çekilmesi ve bu düzenlemenin de ilgili kanun maddesinde geriye çekilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Kendilerinin yapmış oldukları çok sayıda tespit vardı ve bu konuda kanuni düzenleme çalışmalarını sürüyor ve grup danışmanlarımızın hazırladığı şu ana kadar 11'e ulaşmış olan kanun teklifimiz Sayın İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamza Çebi tarafından somutlaştırılıyor ve bu hafta bitmeden meclise kanun tekliflerimizi vermiş olacağız. Bu konuda teknik detaylarla ilgili de bir basın toplantısını Sayın Akif Hamza Çebi'nin yapmasını ve detayları sizlerle paylaşmasını meclis kapanmadan yani yarın ya da en geç cuma günü bunları meclise teklif olarak sunmuş olacağız. Ben ana başlıklar hakkında bilgilendirme yapmakla yetineceğim. Burada 7 ana başlıkta önerilerimiz olacak bizim. Bu ana başlıklar çalışma hayatına ilişkin önlemler, sağlık sektörüne ve çalışanlarına, emekçilerine yönelik önlemler, salgın ile mücadele için ek bütçe oluşturulmasına yönelik önlemler, hane halkına yönelik gelir destek mekanizmaları ile ilgili tekliflerimiz olacak. Sosyal güvenlik sisteminde alınacak tedbirler ve destek mekanizmaları olacak. Konseylerin toplanmasına yönelik çağrılarımız olacak. Bir tanesi Ekonomik Sosyal Konsey'di. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin ve halkın doğru ve güncel bilgilendirmesinin sağlanacağı diğer konseylerin toplanmasına yönelik çağrılarımız olacak. Ve ekonomik destek paketlerimiz olacak. Bu ekonomik destek paketlerin içinde turizmcilere çok özel bir yer ayırıyoruz. Bunun yanında sanayici ile ilgili özel tedbirler, çünkü fabrikaların çalışmaması durumuna, sanayinin çalışmaması durumu ile ilgili özel tedbirler
alınmasını söylüyoruz. Ayrıca fiyat takip ve radar sistemini önereceğiz. Dün maskeler için söylemiştik. Alkol ve alkol içeren dezenfektanlar için söylemiştik. Aşı ölçerler için söylemiştik ve bunların fiyatının sabit kâr marjı ile belirlenmesi, üst sınırın belirlenmesi ve üzerinde satışının yasaklanmasını önermiştik. Bu konuda şimdi fiyat takip radar sistemi hem ihbar mekanizmalı çalışan hem de doğrudan elektronik satışları ve satış yapanların internet sitelerini doğrudan bilgisayar eliyle izleyip fiyatlardaki olağan dışı artışların radarca yakalandığı ve derhal bu konuda gerekli müdahalenin yapıldığı bir sistem tasarımıyla ilgili de bir teklifimiz olacak. Ve fahiş fiyat uygulayanların aynı gıdada taşrişat yapanların, halk sağlığını tehdit edenlerin ifşa edilmesi gibi fahiş fiyat uygulamalarının da ifşa edildiği bir süreci öneriyoruz. Ve 7 temel alanda ama örneğin çalışma hayatına ilişkin önlemlerde 9 alt başlığın olduğu, sağlık sektörüne ilişkin önlemlerde 6 alt başlığın olduğu, hane halkı ile ilgili 3 alt başlığın olduğu gibi alt başlıkların olduğu 11 temel kanun önerimiz olacak ve şu ana kadar 11'e ulaştı. Yarın ya da cuma günü bunu ayrıntılı bir basın toplantısıyla bu konuyla ilgili görevlendirilmiş milletvekilimizin sizleri bilgilendirmesini öngörüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak meseleye yapıcı, çözüm odaklı ve öneren bir dille yaklaşacağımızı ve konuya ilişkin karar alıcıları doğru yönlendirmeye çalıştığımızı görüyorsunuz. Gördüğümüz eksiklikleri, aksaklıkları da dile getirmeye ve düzeltilmesiyle ilgili aksiyon almaya devam edeceğiz. Bunların dışında, korona meselesinin dışında, korona salgınının dışında iki tane gündemde olan ve tarafımıza iletilen husus var. Onları da daha doğrusu sizlerin merak ettiği ve basın toplantısında değineceğimizi söylediğimiz husus var. Bunlardan bir tanesi bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nin fikri takiple devam ettirdiği Burhan Kuzu'yla Zindaşti arasındaki meselede Burhan Kuzu'nun ifadesi. İfadede okuduklarımızı bir kelimeyle ifade edecek olursam bu nasıl bir ifade derseniz korkunç bir ifade. İki kelimeyle ifade edecek olursam utanç verici bir ifade. İfadede Burhan Kuzu kendisinin uzman görüşü şeklinde mütalaa vermesi istendiğini söylüyor. Kim istemiş? Bilir kişi mi istemiş? Mahkeme öyle bir şey yok. Zindaşti ve avukatları sen bu konuda uzmansın demişler. Bizim sıkıntılarımız var demişler. Sen bir uzman görüşü söyle, bir ahkam kes, bir racon kes bakalım demişler. Ve kendisi hakimi aradım diyor. Böyle telefonlara hakimler çıkmaz ama tabii hukuk politikaları kurulunun bir üyesi olduğunuzda bu size başka bir alan açıyor demek ki. Ya da iktidar saraya giren çıkan oranın danışmanlarından biri olduğunuzda, önceki dönem milletvekillerinden biri olduğunuzda başka bir alan açıyor demek ki. Ve Burhan Kuzu bu telefonu açtığını ve binlerce öğrenciye hocalık yaptığını, hakimlerle, savcılarla sıklıkla görüştüğünü söylüyor. Ve siyasetçiyim diyor, insanların mağduriyetleri giderecek talepleri idari makamlara iletiyorum diyor. Oysa hakim bir idari makam değil. Hakim bir yargı merciği ve anayasal güvencede olan bir şey var. Kimse onlara talimat veremez. Yürümekte olan davalarla ilgili onlarla görüşemezsiniz. Ama aramış ve tutuksuz yargılanmasıyla ilgili talebi iletmiş. Bu korkunç ifade şunu da gösteriyor. Ben bunu hep yaparım diyor. Yani bu tek vakası değil. Bilinen tek vakası. Yani buzdağının üstünde Burhan Kuzu Zindaşti görüşmesi var. Buzdağının altında kim bilir neler neler var. Burhan Kuzu'nun hangi davalara hukuki bir sıfatla değil siyasetçi sıfatıyla müdahil olduğunun açıklığa kavuşturulması lazım. Hangi davaları etkiledi? Hangi hakimleri aradı? Hangi yakın dostları için baskı yaptı? Hangi yakın dostları için telkinlerde bulundu? Bunu görmek lazım. Ve hukuk politikaları kurulu üyeliğinin devam ediyor olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de
bu pisliğe burasına kadar battığının göstergesi, bu kokuşmuşluğa ve bu kokuşmuşluğun itirafı. Buradan sonra artık davalar yürürken insanlar sadece demek ki avukat tutmuyorlar, avukatları vasıtasıyla ya da doğrudan başka kanallarla ulaştıkları AK Partili siyasetçiler, sarayın müdavimleri, sarayın danışmanları, sarayın besledikleri gidiyor ve davaya ne yapıyormuş? Uzman görüşü şeklinde mütalaa veriyormuş. Dava tutanaklarında var mı? Yok. Uzman görüşüne başvurulacaksa nereye başvurulacak? Bir bilir kişiye, böyle bir şey yok. Ama kendisi tepeden hakimin kulağına kanaati üflüyor. Saraydan bir büyüğüm aradı. Karar verirken hakim buna göre karar veriyor. Başka karar verdiğinde de başına neler neler geliyor, onu da geçtiğimiz haftaki mahkemelerde gördük. Bu durumu kınadığımızı ve tarih önünde not ettiğimizi, aranan hakimi de not ettiğimizi, arayan kuzuyu da not ettiğimizi, bunu hala görevde tutanları da not ettiğimizi ifade etmem lazım. Bir diğer husus, dün akşam geç saatlerde hep birlikte Paris'ten İstanbul'a gelen bir uçağın yolcuları karantina için alan için bir taşıma aracını alındığında, bir havaalanı büyük otobüsünde giderken bir video gördük. Otobüsün önü polisler tarafından kesildi. Otobüsten bizim gördüğümüze göre bir, ama sonraki haberlerden iki kişi olduğunu öğrendiğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üst düzey bürokratın yakın olduğu kişiler otobüsten, yani karantina otobüsünden ayrıldılar. İyi ki video var. Sonra Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu memlekette karantinaya gidenlerde VIP uygulaması var. Durduruluyor, iki kişi alınıyor, başka yere götürülüyor. İyi ki videoya çekilmiş. Peki bu videoya çekilmiş ya çekilmeyenler? Süleyman Soylu diyor ki kabul edilemez. Senin İçişleri Bakanlığın kabul edilemez. Senin İçişleri Bakanı olduğun yerde karantinaya alınmış olan yolcuların içinden senin polislerin, senin güvenlikçilerin gidiyor, durduruyor, içeriden isim okuyor, adam ayıklıyorsa, onu karantinadan kurtarıyorsa vay bizim halimize. Dönüp dönüp bizlere güvenlik sorunusun diyor. Türkiye'nin sağlık sorunu İçişleri Bakanı olmuş yine. Türkiye için bu karantina meselesinin delinmesinde polis eliyle, güvenlik güçleri eliyle bu işler yapılıyorsa, sonra da Süleyman Soylu çıkmış, merak etmeyin müdahale ettik. İyi, müdahale eden sendeyiz. Müdahale eden, videoyu çeken vatandaş. Vatandaş haberciliği, vatandaş gazeteciliği. Allah'tan çekti, Allah'tan paylaştı. Yoksa peki çekilmeyen yerlerde, videoların olmadığı yerlerde neler oluyor? Süleyman Soylu'nun yönettiği bu teşkilat nelere izin veriyor? O kadar polis güldür 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 geliyorlar, içeriden adam alıp gidiyorlar. Kabul edilebilir bir şey değil. Bir de dün basın genel kurulda, aslında tabii grup başkan vekillerinin televizyonlar önünde yapmaması gereken bir şeyi Sayın Cahit Özkan yaptı. Sayın Meral Danış Beştaş'ın yurt dışı ziyaretinin tarihini falan söyledi. Kendileri kendi aralarında bir polemik yaşadılar. Sonra Sayın Beştaş genel kurul salonunda olmadı falan. Husus şu: meclis başkanlığından, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yurt dışına gitmiş gelmiş arkadaşlarımızın listesini biz de aldık. Kendileriyle birebir telefonda görüştüm. Ve kendileri evlerinde 14 günlük süreyi sürdürüyorlar. Bu CHP'de böyle. AK Parti, işte dünkü açıklamaları okudunuz. VIP'den geçtiler, evlerine gittiler, evlerinde duruyorlar diyorlar. Bu 14 gün meselesinde mecliste titizleniyoruz. Peki Sayın Erdoğan Brüksel'den pazartesi günü dönmedi mi? Sayın Erdoğan'la birlikte dünya kadar bakan var mı? Bu bakanları ve Sayın Erdoğan'ı takip eden gazeteci arkadaşlarımız var mı? Peki bu karantina vatandaşa var, milletvekillerine de tarif edilen sınırlar içinde, konuştuğumuz sınırlar içinde evlerinde geçiriyorlar ve grupları tarafından denetleniyor. Aksi bir durumda Cahit Bey bunu kameralar önünde paylaşıyor. Belki mevki dışına gidip ya böyle bir kayıtta ben sizin adınızı gördüm falan demesi lazım. Ama
kamuoyuna da mal olacak şekilde mecliste bir duyarlılık var bu meselede. Peki Sayın Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde ne yapıyor? Toplantı yapıyor. Bakanlar ne yapıyor? Bakanlar toplantı yapıyorlar. Bu karantina uygulanacaksa bundan saray mı muaf? Sarayı Erdoğan'ın evi olarak da kullanıldığı için hiç doğru bulmasak da bir karantinaya almış durumdalar. Toplantılar Çankaya'da, buraya gelip sarayımıza virüs bulaştırmasın kimse tedbiri alınıyor. Ama yurt dışı gezisine katılmış olan bakanlara, Erdoğan'a, iletişim danışmanı Fahrettin Altun'a, diğer bürokrasiye bir 14 gün kuralı işlemiyor. Bu sağlık kuralları işleyecekse herkese mi işleyecek? İşlemeyecekse, örnek olması gerekenler bunu yapıyorlarsa, o zaman vatandaşın burada çok ciddi endişeleri var. Özellikle karantina için kullanılan yurtların çalışanlarının akşam eve gidip sabah geliyor olmalarının bile ne büyük bir zaaf olduğuna da bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Biz gördüğümüz eksiklikleri, gördüğümüz yanlışlıkları bir polemik malzemesi olmaksızın ifade etmekten mükellefiz. Buradan bir kez daha Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çağrılara, önce Sağlık Bakanlığı'nı bilim kuruluna uymaya çağırıyoruz. Bilim kurulunun önerdiği alınan tedbirler noktasında da vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uymaya çağırıyoruz. Vatandaşlarımıza da kamu spotlarında yapılan bilgilendirmelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede söylenenlere dikkatle riayet etmeye davet ediyoruz. Başka bir ölüm haberi almadığımız ve bu korona belasından en az kayıpla, en az hasarla çıktığımız yarınları ümit ederek teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyurun Ünal Bey. Şimdi ben de aslında hayatını kaybeden kişinin adı da var. Oğlunun bir doktor olduğu, tedaviyi yapan doktor arkadaşın da yine bir doktor, milletvekilimizin sınıf arkadaşı olmasından dolayı biz hem hastanın adını biliyoruz, ne zamandır tedavi gördüğünü biliyoruz. Tedavi kitin, daha doğrusu tahlilin çok geç yapıldığını biliyoruz. Doktor oğlunun yurt dışından kendi imkanlarıyla bir kit getirip o kitle vakayı kendisinin doğruladığını da biliyoruz. Ama burada isim açıklamak ve gerçi Sağlık Bakanı yaşı, mevkii falan söylediğinde hemen hemen ortaya çıkmış durumda. Ama bu konuda biz şeffaflığı Sağlık Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Yani biz bunları kendi temaslarımızla, kendi bilgilerimizle, kendi doktor arkadaşlarımızın ya da bizim meslektaşlarımızın bilgileriyle bunu söylememiz doğru değil. Önümde de ismi var ama Sağlık Bakanı'nın isim söylemiyor olması bir bilinmezlik yaratıyor, bir endişe yaratıyor. Öbür taraftan da bir gerçek var. Çin teması dediğinde bundan önceki bilgilendirmelerle çelişiyor. Yani bundan önce düne kadar 47 kişiyi söyleyene kadar bu işin içinde Avrupa var, Amerika var, sonra döndü Umre'den var dedi ama Çin teması yoktu düne kadar. Bugün vaka sayısı ölüm haberiyle birlikte işte 100 rakamına ulaştığı noktada, 98 rakamına ulaştığı noktada ki daha sonra bilim kurulu üyelerinin açıklamalarından 100'ü geçtiği de anlaşılıyor ve bunun bir kritik eşik olduğu da anlaşılıyor. Ama bugüne kadar olmayan Çin temasının bugün olması, Çin'den uçuşların çoktan kesilmiş olması, bu konunun hatta hızlı davrandık diye övünçle ifade ediliyor olması, ya geçmiş bilgileri check etmek lazım ya bugün yapılan açıklamaya bakmak lazım. Buradaki endişeleri giderecek şey şeffaflıktır. Kişinin adı söylendiğinde, mesleği söylendiğinde ve bu tanının ne şekilde konduğu söylendiğinde kişinin teması üzerinden de zafiyetin nereden ortaya çıktığı, varsa bir zafiyetin ya da bunun nasıl bir makul açıklaması olacağı ortaya çıkacaktır. Şeffaf bir şekilde bilgilendirme lazım. Bir kez daha söylüyorum Sayın Koca, bir monitör yapın. Orada şüpheli vaka sayısını yazın, takipteki vaka sayısını yazın,
kit uygulanan, tahlil yapılan, test uygulanan kişilerin sayısını yapın, yazın. Pozitif çıkanları yazın. İyileşenlerin sayısını yazın. Bütün Türkiye oradan takip etsin. Ümit ederiz tek vaka olur ama hayatını kaybedenlerin sayısını, saatini, gününü ve adını da yazın ki kimse kulaktan kulağa ve ağızdan ağıza dolaşan bilgilerle bilgilenmek ve dezenformasyonlara hedef olmak zorunda kalmasın. Şimdi bunları... Şimdi bu bilgiler var ama Sağlık Bakanı niye çıkıp burada şeffaf bir açıklama yapmaz? Yani bu açıklamayı yapmak benim görev alanımda değil. Ama bizim bilgimiz dahilinde bir durum var. Bu durumu Sağlık Bakanı'nın açık yüreklilikle, şeffaflıkla anlatması lazım. Ayrıca şunu da söyleyelim. Yani bu bir kriz yönetimidir. Kriz yönetiminde hep iyi şeyler yaptık, övgüler aldık, işte... Beni övüyorlar, köşe yazarları beni övüyor değil. İyi bir kriz yönetimi bazen hatayı da kabul etmektir. Veya bir risk varsa onu da ifade etmektir. Şimdi işler yolunda giderken, köşe yazarları övgüler yağdırırken, sosyal medya desteği de bir şekilde sağlanmış veya sağlanabiliyorken kriz yönetmek elbette önemlidir. Ama bazen bir yanlış varsa, bir eksik varsa onu da ifade etmekte. Doğru kriz yönetiminin bir parçasıdır. Bu noktada biz zaten yapıcı bir dil kullanıyoruz. Biz kendi sosyal medya alanlarımızda kendi takipçilerimizi Sağlık Bakanlığı'nın çekmiş olduğu bilgilendirme filmleriyle bilgilendirecek kadar bu meseleye siyaset üstü bir yerden bakıyoruz. Yoksa bir benzer filmi kendimiz çektirebiliriz. CHP'nin tanıtım filmi. Biz Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarını sosyal medya hesaplarımızdan takipçilerimize ulaştırarak bu işte hep şeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. En önemli nokta bu. Türkiye'de büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı eğer bu koronavirüs meselesinde hiç değilse aşamazsak bazı haklı tedbirleri, uyarıları kategorik olarak reddeden bir grup ortaya çıkabilir. Bu da salgınla mücadeleyi imkansız kılar. Sözümüze değer veren herkesi bilim kuruluna ve Sağlık Kurulu'na söz kulak vermeye, Sağlık Bakanlığı'na kurak vererek uyarıları dikkate almaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı da diyoruz ki sen de bilim kurulunu hep dikkate al. Bilim kurulunun uyarılarını geciktirme, bazılarını dinlememezlik yapma ve devamında da şunu yap. Şeffaf bilgilendirme yap. İnsanlar Twitter'ı takip edip Sağlık Bakanı ne zaman tweet atacak diye bakmak yerine bir ekranı açıp Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bütün çağdaş ülkelerin yaptığı gibi son güncellemeye göre saatiyle dakikasıyla bunu görsünler. Ve mesele olumsuza doğru gittiği noktalarda da açıklıkla bunları ifade etsinler. Biz Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar yaptığı ve bizim de kendisine belli uyarılar ve belli katkılar yaptığımız iletişim kanallarını açık tutmasını, şeffaf iletişimi vakaların tüm seyrinde ve sonucunda sürdürmesini tavsiye ediyoruz kendisine. Ben size bir ayrıntı sormak istiyorum. Kitle ilgili farkı. İki ayrıntısı verdim. Yurt dışından getirdiği kitle testi, Türkiye'deki kit sonuç vermemiş. İşte bunu Sağlık Bakanı'nın açıklaması lazım. Bunu Sağlık Bakanı'nın açıklaması lazım bu vaka özelinde. Şimdi şöyle, Dünya Sağlık Örgütü bir kere yapısı gereği diplomatik bir misyon. Türkiye ile ilişkileri var ve bizim de Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığımız sunum, dünyadaki uygulamalar, Türkiye'deki durum, dünyada alınan tedbirler, İngiltere örneği ne manaya geliyor, diğerleri ne manaya geliyor, iyimser senaryo nedir, kötümser senaryo nedir, o. Ben sunumun içeriğiyle ilgili burada çok bir şey söylemem doğru olmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nün... Örneğin uygulanan kit sayısı konusunda yani milyon kişi başına uygulanan kit sayısı konusunda Güney Kore örneğini oldukça başarılı bir örnek olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve çok kit kullananların yani çok test yapanların bu meseleyle mücadelede en iyi sonucu alanlar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü zaten
anahtar üç kelime söylemişti. Test yapın, test yapın, test yapın. Bugünkü sunumun da özeti bu. Bol bol test yapmak, pozitif çıkan vakaları da sağlıklılarla temasını kesmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün sunumunda genel olarak gördüğümüz ne kadar çok test yapılırsa o kadar iyiydi. Bugün de yine bilim kurulundan bir doktorumuzun, bir duayenin tweetlerini gördüğümüzde de daha çok test yapmanın ve bu mücadeleyi bu şekilde sürdürmenin doğru olacağını söylüyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Çok daha fazla kişiye test yapmak lazım. Böyle bir cümlenin cevabı bilimsel olmaz. Yani şüpheli şüphesiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğini test yapın, test yapın, test yapın. Mümkünse herkese test yapılsın ama şimdi ben Türkiye'nin test üretim kapasitesini hepimiz biliyoruz. Ben herkese yaparsam dönüp şöyle bir şey olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi işte bu kadar Türkiye'de test üretebiliyorken 80 milyona test yapın dediği olur. Bunun fiziki imkansızlığını herkes biliyor. Daha çok test yapmak lazım. Daha yaygın test yapmak lazım. Daha doğru örneklemlerle test yapmak lazım. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü de aynı şeyi söylüyor. Türk Tabipleri Birliği de aynı şeyi söylüyor. Türk Tabipleri Birliği'nin uyarıları da kıymetli uyarılar. Biz Sağlık Bakanı'na, o AK Partili olduğu halde, o rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra meclisten değil bir kişiden görevlendirici bir bakan olduğu halde bu kriz döneminde kategorik bir karşıtlık yerine mücadelesinde Türkiye'nin mücadelesine liderlik yaptığı noktada destek veriyoruz. Türk Tabipleri Birliği de Türkiye'deki bütün doktorların seçilmiş meslek örgütü. Biz AK Parti'nin bakanını kategorik olarak reddetmiyorken bu süreçte Türk Tabipleri Birliği'nin seçilmiş yönetimini kategorik olarak reddeden, onun uzattığı eli tutmayan, onun önerisini duymayan, onunla aynı masaya oturmayan anlayışı da eleştiriyoruz. Bu soruyu ben bilim kuruluna sormak, onun yapacağı yönlendirmeye uymak taraftarıyım. Bütün verilere, bütün dünya örneklerine ve bütün öngörü şemalarına göre karar vermesi gereken burada bilim kuruludur. Bilim kurulunun vereceği karar bu yönde olursa uygulanmalıdır. Ama burada bir öneride bulunmak yerine bu sorunun bilim kuruluna her gün hatta günde birkaç kez sorulup onlar ne diyorsa öyle davranmak gerektiğini, öyle davranmalarını öneriyoruz hükümete. Şöyle, yani bu yönde bir teklif şu anda iletilmedi ama olası senaryolar içinde meclisin kapatılmasının da teklif edilebileceği söyleniyor. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirse, herkes mümkün olduğu kadar örneğin bir İtalya, Fransa örneğindeki gibi evinde kalmak durumunda kalırsa doğal olarak mecliste çalışmalarına ara verecek. O günden önce aile sigortasını çıkarmak kıymetli olur. O günden önce doktorlara çok moral verecek olan hekime karşı şiddet yasasını ki bu senenin ana temasıydı o. Bu kadar can siper hani canlarını ortaya koyuyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de bugünkü sunumunda da söyledi. Bizlerden çok fazla doktorlar hastalanacak. Yüzdesel olarak meslek grubunda en çok sağlık çalışanlarını kaybedeceğiz. Böyle bir meslek örgütünün moralini yüksek tutup hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.